Ajda Pekkan'ın protokole yaptığı çıkışla gündem olan Harbiye konserinde neler oldu? Rıza Kocaoğlu neden aşk isyanında bulundu? İşte İstanbul'un gündüzünden ve gecesinden haberler. Gündüzünden gecesine İstanbul'un magazin nabzını tuttu kameralarımız. İşte İstanbul'dan son gelişmeler. Yahoviç'i Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Tatil yapabildi mi acaba bu yaz? Yani birazcık şöyle çok çalışıyorum. Sonra İstanbul'dayım. Oğlu Yaman Sandal'ın Çeşme'de Pınar Altuğ, Yağmur Atacan çiftinin kızı Su Atacan'la görüntülenmesine geliyor konu. Neler söyleyeceksiniz? Nedir yani? Onlar küçük çocuklar, daha ne ilişki ya? Yani daha 15 yaşında olan. Ne konuşuyoruz? Yani böyle... Zaten Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ı cadde turunda görüntülüyoruz. Neler yapıyorlar acaba bu dönem? Ben tiyatro oyunu provalarını başladım. Ayrıca bir sinema filmine girdim. Onun da çekimleri yakında başlayacak. Bu sene yoğun çalışma temposundan dolayı uzun bir tatil yapamamış ünlü çift. Çok olmadı. Ayrı ayrı birkaç kere böyle 2-3 günlük gidebildik ama denk getirememiştik. Ama olacak yakında. Yani Ağustos sonuna doğru olur mutlaka. Meltem Cumbul cadde turunda takılıyor kameralarımıza. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden usta oyuncu Genco Erkal'ın vefatıyla ilgili bakın neler söyledi. Çok kıymetli bir tiyatro oyuncusu benim için. Sadece tiyatro oyuncusu değil. Tabii ki bu kültürün, yani Türkiye'de yetişmiş en tiyatroyu koruyabilen, ihanet hiçbir zaman tiyatroya etmemiş, şahane bir insan. Kaya Çilingiroğlu'nu gecelerde görüntülüyoruz. Yeni bir hanımefendiyle görüldüğü iddia ediliyordu. Bu hanımefendinin kim olduğunu merak ediyoruz. Arkadaşım. Kız arkadaşımız. Evet, şimdilik. Peki Kaya Çilingiroğlu tekrar evlenmeyi düşünüyor mu? Çok yeni. Onun için hani böyle bir şey söylemek erken tabii. Röportaj sonrası arabasına geçiyor Kaya Çilingiroğlu. Yeni sevgilisiyle ilk kez böyle görüntüleniyor. Rıza Kocaoğlu'nu İstanbul gecelerinde görüntülüyoruz. İzmir'den yeni gelmiş yakışıklı oyuncu. Tezgah filminin galası için tekrar Alaçatı'ya gidecekmiş. İzmir'de ailemin yanına gittim. Şimdi tekrar döneceğim. Tezgah filmimizin galasını yapacağız Alaçatı'da 4-11'inde. Sonra 4 Ekim'de de sinemalara gireceğiz. Tezgah filminin detaylarını merak ediyoruz. Bildiğimiz tanıdığımız ekip Damla Sönmez, Erkan Kolçak. Kadir Çermik de yönetmen koltuğundaydı Erkan'la beraber. Bizim ekip yani, arkadaşız çok eski. Güzel oldu. Çok prova yaptık, çok çalıştık. Tiyatro oyunu kadar çalıştık. Güzel oldu. Tuğba Büyüküstün ve Seda Bakan'ın Zeytin Ağacı projesinin ikinci sezon lansmanında aralarında geçen tatlı atışma sosyal medyada çok konuşulmuştu. Birbirini az da olsa eskiden tanıyordu ama gerçek anlamda tanışınca... Az da olsa ben seni tanımıyordum, Boncuk'u evet, da tanımıyordum. Ama... Sen de Boncuk'u tanımıyordun, sen de beni tanımıyordun. Lörler arkadaşlarımız. Ama Serkan'ı... Rıza Kocaoğlu bakın bu konuyla ilgili neler söyledi? Biz hepimiz çok iyi arkadaşız. Orada bir şakalaştık, o bir olaylar biliriz. Yanlış anlaşılma oldu. Seda da Tuba da birbirini çok seviyor, ben de ikisini çok seviyorum. Çok iyi arkadaşız, şöyle bir şey yok. Halk tarafından bir çekememezlik gibi söylemler oldu. Öyle şey mi olur? Biz kardeşiz, yok yok. Özel hayata geliyor konu. Rıza Kocaoğlu'nun hayatında biri var mı acaba? Çok yalnızım. Neden peki? Ne yapayım, nasıl yapalım? Yaşar'ın Harbiye konserine uzanıyoruz. Betül Demir, Yaşar'ı izlemeye gelen isimlerdendi. Konser öncesi Yaşar ve Ayşen'le birlikteyiz. İkili konser öncesi heyecanlarını böyle dile getirdi. Çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz ki Yaşar'la birlikte Neredesin şarkısını tekrardan seslendirdik. Bu konserde de tekrar Neredesin şarkısını beraber canım arkadaşımla söyleyeceğiz. Onun için çok heyecanlıyım. Valla aynı heyecanı ben de paylaşıyorum. Sabahtan beri karnım ağrıyor, işte midem bulanıyor filan. Bunlar benim her zaman Harbiye'de oluyor. Onun için iki tane şey yapmaya karar verdim. Seyirciye soracağım. Bir, diyeceğim ki çok ciddi bir şekilde yapacağız. Hata da yapabiliriz. Böyle mi olsun? İki, Allah ne verdiyse öyle mi olsun?
büyük ihtimalle ikinciyi seçeceklerdir. Onun için sürçülisan edersek affola bütün seyircilerimize. Siz de geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizlere de geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni albüm çıkaracakmış Yaşar. Peki farklı bir tarz denedi mi acaba bu albümde? Müziği tarif etmek çok zor oldu. İşin neler beklediğine dair bir şey söylemeyeceğim ama kendimden farklı bir şey yapmadığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Bazen eski Yaşar'ı özlüyoruz diyenler oluyor. Yani eski yıllardaki müziğimi, o zamanki aranjmanları falan. Onlara mümkün olduğu kadar yaklaştırmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşuzdur. Severseniz biz de seviniriz. Keyifli sohbet sonrası Yaşar en sevilen şarkılarıyla sahnede. Yaşar şarkılarıyla 90'lı yılları tekrar yaşattı sevenlerine. Süperstar Ajda Pekkan'ın Harbiye konserindeyiz. Meltem Cumbul, Süperstar'ı izlemeye gelen isimlerden. Evet hemen. Efendim biraz sohbet edecektik. Meltem Pekkan konserindeyim. Heyecan için. Meltem Cumbul, Ajda Pekkan'ı ilk olarak çok küçük yaşta Mudanya'da izlemiş. Mudanya'da Gara abi, Gara Mafyan, benim akrabamdır kendisi. O tabii ekipteydi. Ajda Pekkan Süperstar müzikalinde bulunmuştum. Yaşım çok küçüktü. 9 yaşında filandım. Harika bir gündü benim için. Demet Akbağ'ın kız kardeşi Sedefi İbar'da konserde. Birçok kez izlemiş Ajda Pekkan'ı sahnede. 5800. Ajda Pekkan konserim. ne kadar vaktim yeterse, yetişebilirsem hepsine de gitmeyi hedefliyorum. Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan geliyor. Çok mutlu kız kardeşini izleyeceği için. Çok mutluyum. Kardeşimi seyretmeye geldim. Heyecan içindeyim. Her zamanki gibi. Taktığı doğal taşlardan oluşan kolyeler dikkatimizi çekiyor. Bu taşların uğur getirdiğine inanıyormuş Semiramis Pekkan. Doğal taşlar. Doğal taşlar, evet. Uğuruna inanır mısınız doğal taşların? Uğuruna ve enerjisine inanır mısınız? Tabii ki. Ben böyle şeylere çok yakınım biliyorsun. Ve Ajda Pekkan sahnede. Süperstar pelerini andıran parlak kumaştan oluşan sahne kıyafetiyle Harbiye'de yıldız gibi parladı. Pekkan özel dans koreografileri ve şarkılarıyla unutulmaz anlara imza attı. Ajda Pekkan konseri esnasında dikkat çekici bir olay yaşandı. Protokolde arasında kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın da yer aldığı bir grup şarkı bitmeden ayaklanınca süperstar o gruba böyle bir uyarıda bulundu. Süperstar'ın uyarısı sonrası kendisini izlemeye gelenler Ajda Pekkan'a böyle tezahürat yaptı. Ajda Pekkan uyarısından sonra konserine kaldığı yerden devam etti.